Bir filmin kalitesi girişinden belli olur mu? Genellikle evet. Psikolojide seri konum etkisi denen bir şey var. Bu, insanların orta kısımları değil, önde ve sonda olanları hatırlama eğiliminde oldukları anlamına geliyor. Film yapımcıları bu fenomeni çok iyi biliyorlar. Bugün sektördeki en iyi filmlerin, hatta dizilerin seyirciyi daha ilk sahneden nasıl yakaladığını, yakalayıp asla bırakmadığını görmek için en iyi açılış sahnelerini inceliyoruz. Açılış sahneleri filmlerin ilk izlenimini oluşturmak için çok önemlidir. Çünkü ilk izlenimler genellikle kalıcıdır ve film hakkında olumlu ya da olumsuz karar vermeye neden olur. İlk sahne bize filmin neyle ilgili olduğunu, temasını, atmosferini, tarzını ve tonunu özet şeklinde açıklar. Space Odyssey filminin açılış sahnesi en iyi olanlardan biri ve belki de en uzun olanı. Aslında bu çok fazla detay içeren ilk sahne tek başına bile bir içerik olabilir ama ben fazla detaya inmeden diğer filmlere de değinerek devam edeceğim. Sadece size ilk sahnenin filmin geneline nasıl bir etkisi olduğunu açıklamak amacım. Space Odyssey filminin açılış sahnesinde ilk olarak çorak bir ova görüyoruz. Henüz hiçbir ot büyümemiş, canlılık ve yaşama dair hiçbir belirti yok. Sonra güneşin ufukta doğudan yükselmeye başladığını görüyoruz. Bu anlatım dünyanın doğuşunu simgeliyor. Ardından rüzgarın dünyanın yüzeyinde hareket etmeye başladığını görüyoruz. Bu da bir şeylerin o andan itibaren var olmaya başladığını anlatıyor. Güneş tepeye yükselmeye başladığındaysa küçük yeşil bitkiler çıkmaya başlıyor. Göklerde gezinen güneş burada elbette bir günü ifade etmiyor. Aslında bir çağa işaret ediyor. Sonra ilkel insanın maymun suretinde hayvanların arasına karıştığını, birbirine ve de başka hiçbir canlıya zarar vermediğini görüyoruz. İnsanı ise sadece bitki ve kök yerken izliyoruz. O henüz bir vejeteryan. Buraya kadar bize resmedilen ve gösterilmek istenen şey, canlılığın önce bitkiler, sonra hayvansal yaşam şeklinde ortaya çıkmaya başladığı ve hayvanlarla ilk insanın uyum içinde birlikte yaşadıkları. Yani her şeyin başladığı zaman olan masumiyet çağı. İnsanın en tehlikesiz sürümü var karşımızda. Geceleri korku içinde toplanıyorlar ve hayatlarını tehdit eden vahşilere karşı bile savaşmaya istekli değiller. Fakat o gece bir annenin korkuyla ve koruma içgüdüsüyle göğsüne bastığı evladı üstünden anlatılmak istenen ilk insanın düşünebileceği noktaya kadar evrildiği oluyor. Gecenin sabahında güneş tekrar doğduğunda bir anda bir taş beliriyor. Taş yoğun bir arı vızıltısı sesi yayıyor. Milyonlarca arının vızıltısı. Arı kovanı ve arılar da burada önemli bir sembol. Toplumsal uyumu ifade ediyor. Toplumsal bir biçimde birlikte çalışan endüstriyi. Ve bu da bize yavaş yavaş başka bir çağa geçiş yapacağımızı hatırlatıyor. Bu bütün dengeyi değiştiren taş, İnsanların zihninde bazı değişikliklere yol açıyor. Basit araçları kullanarak saldırmayı öğreniyorlar. Bu saldırganlık çevreleri tarafından yönetilmek yerine kontrol etmeye başlamalarını sağlıyor. Beraberinde yemek yemek ve hayatta kalmak için öldürmeyi öğreniyorlar. Film, insanlığın ilk günlerde öğrendiği saldırganlığın bizi uzaya götüren kıvılcım olduğunu basitçe göstermek için gökyüzünde savrulan kemik görüntüsünden uzaydaki bir uydu görüntüsüne geçiş yapıyor. İnsanların tekerleği geliştirdiği, ardından savaşlar yaptığı ve devam ettiği sahneleri göstermeye gerek yok. Kemikten uyduya kadar bu basit anlatım aslında tüm hikayeyi özetliyor. Bu sayede de daha izlediğimiz ilk sahnede filmin neyle alakalı olduğunu ve ilk insandan uzay çağına uzanan geniş bir hikaye olduğunu, özünde de insanı ve insanın doğaya, oradan da uzaya olan etkisini ve muhtemelen zarar veren etkisini izleyeceğimizi bize net bir şekilde açıklıyor. Muhteşem açılış sahneleri için seçtiğim ikinci film Clockwork Orange, yani Otomatik Portakal. İlk olarak kıpkırmızı bir ekran görüyoruz. Beraberinde eşlik eden müzik de bunun şiddet içerikli sert bir film olduğunu düşündürüyor bize. Hemen ardından tak mavi bir ekran. Burada kafamız karışıyor. Çünkü bu kırmızının tam zıttı. Ne demek istiyor acaba burada bize yönetmen? Nasıl bir algı yaratmak istiyor? İzlemeye devam ediyoruz. Sonra Alex'i görüyoruz. Ve burada da bir zıtlık var. Yüzünün yarısı başka ve korkutucu bir şekilde bize bakıyor. Hemen ardından kadraj genişliyor ve bu kez de süt içtiğini görüyoruz. Bu kafa karıştırıcı bir şey çünkü süt saflığı temsil eder. Genelde masum olan çocuklar içer. Bununla kafamızda özdeşleşir yani. Doğum, yaşam, dünyaya yeni gelen saf canlı. Fakat burada kötü adamın elinde süt ve bu da garip bir zıtlık yaratıyor algımızda.
Aslında elinde süt olması onu daha da korkutucu hale getiriyor. İnsan düşmanından eğer onu tanımıyorsa daha çok korkar. Çünkü başına ne geleceğini kestiremez. Bu görüntü bize hiç tanıdık gelmiyor. Hatta abes geliyor ve dolayısıyla korkutucu geliyor. Kadraj giderek daha da genişliyor ve dörtlü ekibi görüyoruz. Fakat odağımız hiç değişmiyor. Odağımız hala en ortadaki Alex'te. Bu izleyeceğimiz hikayede onun önemli biri olduğunu bize söylüyor. Çetebaşı. Hepsinin cinsel organı abartılı derecede büyük ve bir koruma kesesinin içinde resmediliyor. Önlerindeki kadından manken masalarla birlikte bu adamların kadınları nesne gibi gördüğü ve cinsel ihtiyaçları için onları kullandığını anlayabiliyoruz. Süt dişilerden ürer. Bu adamlar dişilerin sütüyle besleniyor, onları eşya olarak kullanıyor ve aynı zamanda cinsel ihtiyaçlarını gideriyorlar. Nesne olarak bile onlara tepeden bakıyor ve erkeklerin arzularını körüklemek için orada olduklarını ima ediyorlar. Alex'in ağzından dinlemeye başlıyoruz. Korova Milk Bar'ındayız diyor. Burada sütlere uyuşturucu katıldığından bahsediyor. Sütün ilaçlarla lekelendiği ve onları meydana gelen ultra şiddete hazırladığı fikri sütün doğal saflığını ortadan kaldırıyor ve bu Alex'in kadınların sözde işlevine saygı duymadığı anlamına geliyor. Bu izlediğimiz ilk sahne filmin genel olarak seksist ve kadınları hedef alan bir anlatı sunduğunu, zorbalığı konu edindiğini ve zıtlıklar üstüne kurulduğunu bize anlatıyor. Dekor ve kostümlerden yola çıkarak acayip ve sıra dışı bir atmosferin içinde olacağımızı hemen anlıyoruz. Bu sahneyi gördükten sonra filme devam etmememiz olanaksız. Çünkü daha ilk saniyelerde film bizi içine çekmeyi başarıyor. Yine çok güzel bir filmle ve onun mükemmel açılış sahnesiyle devam edelim. Forrest Gump. Bir kuş tüyünü gökyüzünde süzülürken görüyoruz. Piyanonun titreyen notaları üstünde aşırı uzun bir çekimde kadraj üstünde süzülürken, bazen birinin omzuna düşerken veya bir saniyeliğine kaldırımda dinlenirken, sonra tekrar uçup rüzgarın ritmine göre dans ederken yolunu takip ediyoruz. Sahnenin çok büyük felsefi imaları var ama bunu henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte üstümüzde hipnotik bir etkisi de var. Kamera tüyü takip ederken şehir manzarası ortaya çıkıyor ve bizi Forrest Gump'ın hikayesine götürüyor. Forrest Gump her türlü duyguyu ortaya çıkaran harika filmlerden biri. Açılış sahnesi tüm filmin en sembolik olanı. Havada süzülen ve sonunda Forrest Gump'ın çamurlu ve hırpalanmış ayakkabılarının yanına düşen beyaz tüy, Forrest tarafından anlatılacak bir hikaye için zemin hazırlıyor. Forrest tüyü alıyor ve Meraklı George kitabına yerleştiriyor. Bir çocuk kitabı. Bununla beraber izleyeceğimiz karakterin biraz çocuk zekasında olabileceğini anlıyoruz. Beyaz tüy Forrest Gump'ın masumiyetini ve saflığını temsil ediyor. Çantasının içi ve kıyafetleri oldukça düzenli fakat ayakkabıları oldukça eski ve kirli. Bu da bize karakterin aslında zorlukları seven, mücadeleci ve maceraya kolayca atılabilen bir tip olabileceğiyle ilgili bir tüyo veriyor. Peki fark ettiniz mi tüy gerçek gökyüzünde özgürce uçarken bir yandan gökyüzü kapalı ve kasvetliydi. Fakat kulağımızda tınıyan piyanonun mutlu sesinden ve tüyün dans eder gibi süzülüşünden onun dış dünyaya aldırış etmeyen mutluluğunu hissedebildik. Finalde de kitaptaki gerçek olmayan ama masmavi olan gökyüzü resminin olduğu sayfaya konuldu. Bu tüyün Forrest Gump'ı temsil ettiğini kabul ettiysek onun karakteriyle ilgili bize ta en baştan sağlam bir fikir veriyor aslında. Evet, Forrest kendi iç dünyasında yaşayan, dış dünyayı herkesten çok daha farklı gören biri. Bazı filmler açılış sahnelerinde hikayeyi tanıtır, bazıları izleyeceğimiz karakteri. Neticede de açılış sahneleri bizi filmin içine daha ilk saniyelerde çekmek için var. Bazen atmosferi severiz, bazen hikayeyi kendimizi kaptırırız, bazen de karakter ilgimizi çeker, ne yapacağını merak ederiz. Fakat ilk 30 saniyede ilgimizi çekti. Çekmediyse 31. saniyede filmi kapatmamız çok büyük bir ihtimal. Zaten ilk 30 saniye filmin iyi olup olmadığını anlamak için hakikaten yeterli ve bu konuda genelde yanılmayız. Fakat istisnalar yok mudur? Açılış sahnesi berbat olup da devamı harika olan filmler yoktur. Kalın sağlıcakla. Hepinizi severim, öperim. Bye.